Antarktika esasında statü olarak bir devlet değil. Ama yaklaşık 40 sene önce 12 ya da 15 kadar devletin imzaladığı bir anlaşmayla idare edilen bir yer. İdaresi de şöyle oluyor. Bu anlaşmaya göre ki yaklaşık 7-8 sene önce yeniden bir 30 sene daha yenilendi. Bu anlaşmaya göre Antarktika'da herhangi bir ülkenin varlığı ancak bilimsel araştırma yapmak için olabiliyor. Ki Antarktika'nın tarifi burada kıta Antarktika'sı da değil, 60 derece enlemin altında olan, yani güneyinde olan bütün bölgeler, oradaki okyanuslar da olmak üzere Antarktika kabul ediliyor. Ve Antarktika Anlaşması ile bağlı olan bir yer olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Antarktika'da her ülkenin kendi kaynaklarıyla, lojistiğini kendisi düzenleyerek, gemisiyle, uçağıyla gitmek, bir araştırma üssü kurmak, bu araştırma üssünde bilimsel gözlemler yapmak ve bu gözlemleri işte raporlamak gibi bir hakkı oluşmuş oluyor. Bazı ülkeler de bu Antarktika'nın ilk anlaşmasına baştan dahil olmalarına rağmen kabul eden ülkeler. Türkiye de bunlardan biri. Yani ben bu anlaşmaya kabul ediyorum diyen ülkeler de var. Bu dolayısıyla Türkiye esasında istese Antarktika'da işte bunun hani masrafını falan kaldırmak gibi bir macerayı göze alsa, o zaman orada bir hava istasyonu oluşturabilir mesela, bir meteoroloji istasyonu ve Türk bayrağını Antarktika'da dalgalandırabilir. Belki bu zaman içerisinde olacaktır. Ama büyük devletler tabii, işte Japonya, Amerika falan gibi devletler, oralarda gerçekten önemli bir kısmı Antarktika'nın kendisini çalışan bilim çalışmaları yapıyorlar. İşte Antarktika'nın buzunu, oradaki dağları, jeolojisini, bazen oradaki hayvanları, penguenleri, balinaları filan çalışan bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Bir başka önemli kısmı da Antarktika'yı bir platform, bir gözlem yeri olarak kullanıyorlar. Çünkü oranın dünyanın manyetik alanına göre güneyde olmasından dolayı çok özel bir yeri var. Bizim çalışmalarımız bu kategoride. Ben dünyanın yakın uzayını incelerken istasyonlarımı, ölçüm aletlerimi Antarktika'ya koymam dünyanın başka hiçbir yerinde yapamayacağım bazı avantajlar sağlıyor bana. Dolayısıyla biz bu ölçümleri yapmak için Antarktika'ya gidiyoruz. Antarktika'yı incelemek için değil, Antarktika'yı bir balkon olarak kullanmak için gidiyoruz. Birkaç yerden gidilebiliyor Antarktika'ya. Tabii bütün devletlerin lojistik sistemleri var. İşte mesela Japonya gemiyle gidiyor mesela Japon istasyonları. İşte şuradan mesela yaklaşmak için işte ne bileyim ben Japonya'dan gemiyle gelip böyle gelebiliyorsunuz. Efendim başka bir yerden böyle gelebilirsiniz. Bir de şurası var tabii. Antarktika'nın ucu var. Şili, Güney Amerika ve işte Arjantin. Orada Punta Arenas diye bir şehirden gemiyle gidiliyor. Ben Antarktika'nın Amerika üslerine bu noktadaki işte bu Magellan Körfezi'ni 4 gün, 4,5 gün süren bir çok heyecanlı bir gemi yolculuğuyla geçerek 3-4 kere gittim. Yani çok güzel bir şey esasında. Bir buz kıran bir gemide gidiyorsunuz. İşte gemide en fazla 7-8 kişi oluyor. Dalgalar da çok yüksek oluyor filan. Burada aynı zamanda bu Güney Amerika ülkelerinin bazılarının buralarda toprak istemleri var. Yani onlar demişler ki işte Antarktika'nın şurası benim, şurası benim, şurası da benim filan. Ama bunları büyük devletler işte Amerika, Rusya, Çin tanımıyor bu istekleri. Onların da kendi istekleri de yok. Yani onlar diyorlar ki ben hiçbir kısmını istemiyorum Antarktika'nın, senin oranın ismini de tanımıyorum diyorlar. Dolayısıyla ben istiyorum diyenlerin tanımasının bir manası kalmıyor. Yani çünkü geçerliliği yok. Gidiyorlar işte araştırma yapıyorlar. Ne bileyim silah bulundurmak falan yok Antarktika'da. Her devlet diğer bütün devletlerin istasyonlarını istediği zaman gidip ziyaret edebiliyor. Yani mesela uçağın varsa sen gidip Rus istasyonuna iniyorsun, ziyaret ediyorsun, bakıyorsun, ayrılıyorsun. Hiçbir sınırlama yok. Dolayısıyla insanlığın belki de en serbest şekilde birbirini kucakladığı mekanlardan biri olarak da Antarktika insana huzur veren bir görünüşü var. Bilimsel araştırma çerçevesinde tam bir ortaklık, tam bir kucaklama ile ilerliyor.